Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'yi İslam'ın ilk devleti olarak tesis ettiği zaman, Medine'de ona iman eden Müslümanlar vardı. Ashab-ı kiram dediğimiz nesil. Müslüman olmayan Yahudiler vardı. Kendi dinlerinde yaşıyorlardı. Ve Yahudi bile olmayan çok az sayıda Hristiyanlar ve müşrikler vardı. Bunların dışında bir de esasen Müslüman olmak gibi bir niyetleri olmadığı halde kendisini Müslüman gibi gösteren bir grup daha vardı. Onlara münafıklar deniyor. En kolay anlamıyla münafık iki yüzlü demek. Ama bizdeki gibi ona öyle buna böyle diyen anlamında iki yüzlü değil. Aklınca iman etmediği halde Allah'ı kandırıp iman ettiğini zannettirmeye çalışan demek münafık. Yani herhangi bir şekilde cennete, cehenneme inanmıyor ama inandığını söylüyor. Neden bir insan bu kadar adi bir şahsiyete sahip olmak ister? Çünkü münafık kendine göre kurnaz insandır. İslamiyet'in güçlendiğini, devlet sahibi olduğunu, ordusu olduğunu görünce Müslüman olmanın sosyal ve ekonomik faydaları olacağını düşünüyor. Ama içine de sindiremiyor Müslüman olmayı. Aklınca oldum derim, kurtulurum düşünüyor. Bir benzetmeyle bunu anlayacak olursak, demokratik ülkelerde, demokrasiyle yönetilen ülkelerde ekonomik çıkarlarını, sosyal çıkarlarını korumak isteyen insanlar, iktidar olacağı belli olan siyasi kadrolara doğru meylolurlar. Gider iktidar partisine üye olurlar. Onu desteklerler. İktidar partisi bir sebeple aşağı düşüp öbür parti gelince ona geçerler. Neden? Çünkü onlar için önemli olan ekonomidir. Sosyal kimliklerinin zarar görmemesidir. İslamiyet'i de böyle zanneden bazıları Medine'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında Cebrail aleyhisselam gelip insanların iç hislerini haber verdiği halde, bunu bildikleri halde, gördükleri halde Müslüman olduklarını, iman ettiklerini söylediler ama etmediler. Bunlara Kur'an'ımız münafıklar adını verdi. Münafık iki yüzlü demek. Müslüman olmadığı halde Müslüman gibi görünen, ara sıra camiye gelip namaz kılan demek. Şimdi bunlar bir 5 kişi 10 kişi de değildiler. Tam sayılarını bilmiyoruz ama belki 300, belki 500 civarında kimseydiler. Medine'nin nüfusu da o gün 1 milyon değil. Yani Medine'de nüfusun bilemedim 5 bin 10 bin kişi olduğunu düşünürsek bunlar bayağı kabarık bir rakam gibi duruyorlardı o gün. Burada çok önemli bir soru var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz neyin münafıklık olduğunu, kimlerin münafık olduğunu bildiği halde onlara nasıl davrandı? Bu sorunun cevabı önemli. Neden önemli? Şimdi onu izah edeceğiz. Ama bir küçük notu kenara kaydedelim. Biz Müslümanlar olarak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra kimseye sen münafıksın, kalbinde iman yok diyemeyiz. Böyle bir hakkımız yoktur. Neden?
Çünkü kalbinde ne olduğunu insanlara sadece Allah bilir. O yüzden de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem filanca 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 siz münafıksınız diye bir liste teşhiri yapmadı. Bu herkes için çok önemli. Çünkü münafıklık kafirlikten bile daha beter bir kuyunun adıdır. Ebedi cehennemde kalacak bir insandır. Münafık olan kafir gibi, müşrik gibi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanların içinde Müslümanların düşmanları olarak bulunduklarını biliyordu. Buna rağmen elinde güç bulunduğu halde, ordu sahibi olduğu halde münafıkların öldürülmesiyle ilgili bir talimat vermedi. Bunu hissedip böyle bir talepte bulunan sahabilere de Müslümanız diyorlar. Kelime-i şehadet getiriyorlar. Görmüyor musunuz diye ikazda bulundu. Bundan da anlaşılıyor ki biz Müslümanlar olarak birilerinin kalbinde ne var onu bakamayız. Ne gösteriyor bize? Ona bakarız. Müslüman gösteriyorsa Müslüman, kafir gösteriyorsa kafir kabul ederiz. Demek ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem münafıklara düşmanlar gibi davranmadı. İçindeki, toplumun içindeki sorunlar gibi davrandı. 1, 3, 5 onlarca örnek var hadis kitaplarında nasıl davrandığına dair. Burada çok güzel bir örnek var. Münafıkların ağır toplarından olan, belki de reisi kabul edilecek Abdullah İbni Übey isimli kişi vefat edeceğini anlayınca, ölüm burnuna kokusunu dayandırınca Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cübbesini istemiş. Bir de toplumda ağırlıklı bir adam. O cübbeyi kefen yapmak istemiş kendisine. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bunu kabul edip vermiş. Ashab-ı kiram yani buna bir itiraz eder gibi olmuşlar. Böyle bir adi adama cübben niye verilsin ya Resulallah? Çünkü bir sürü suçları var. Uhud'da Müslümanları yüzüstü bırakmak suçu da ona ait. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yani genel olarak şu duygusunu yansıtmış. Bu bir kabile reisi. Buna cübbemi verirsem insanların gönlünü taltif ederim. Böylece başkalarından istifade ederiz. Bundan istifade edemezsek diye. Ve cübbesini vermiş. Mezarına o Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cübbesiyle konmuş bu adam. Ona bir faydası var mı? Yok. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o ailenin gönlünü kazanmış böylece. Buradan anlıyoruz ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz münafıkları bir mikrop olarak gördü ama Müslüman toplumu o mikroptan korudu tedbirler alarak, fakat onları kökten imha planı yapmadı. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.